Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Maaşlardan kesilen %20 vergi işçiyi memuru zor durumda bıraktı. Kim diyor bunu? Başkanımız İhsan Tatlı diyor arkadaşlar. Haklı mı? Haklı arkadaşlar. Evet başkana %100 katılıyoruz. Maaşlardan kesilen %20 vergi işçiyi değil memuru da zor durumda bıraktı. Sadece işçileri değil memuru değil bütün kamu çalışanlarını zor durumda bıraktı. Neden bıraktı? Çünkü maaşlar düştü arkadaşlar. Maaşlar %15 vergi diliminden %20 vergi dilimine çıktığı anda maaşlar bir 100 lira minimum aşağı indi. Evet, durum böyle. 14 Haziran maaşları inmeye başladı. Kamu çerçeve protokolünü bu yüzden önemsiyoruz. Kamu çerçeve protokolü işler adına %15 vergi diliminde kalsın diye bir çerçeve protokolü eklendi. Umuyoruz gerçekleşir. Umuyoruz %20 ve %27'lik vergi dilimleri artık kamu çalışanlar adına tarih olur. Sadece işler adına değil memurlar adına da tarih olur diyoruz. Umuyoruz gerçekleşir arkadaşlar. Neden bunu diyoruz? Bakın şimdi size maaş bodosu göstereceğiz. Bizi daha iyi anlayacaksınız. Evet yazıya bakalım İhsan Başkan'ın. Her şey zam geldiği şu pahalı dönemde bir de çalışanların maaşlarından kesilen %20 vergi işçiyi zor durumda bıraktı. Acilen çerçeve sözleşmenin imzalanıp maaşlara ciddi bir zam ve yeni sosyal haklar verilmelidir demiş İhsan Başkan. Biz de altına noktamızı koyuyoruz. Aynı katılıyoruz. Bakın arkadaşlar evli dört çocuklu bir çalışana yatan maaş e ne diyelim Allah yardım etsin. Nedir bu evli ve dört çocuklu maaş bugün yatmış arkadaşlar bakın İhsan Başkan paylaşmış bu maaş pudrusunu. Özel bilgileri yerde biz de kapattık. Afyon bir kamu işçisi arkadaşın bugün aldığı dün gece yarısı 00.38'de aldığı maaş arkadaşlar. Bakın büyütelim. 3.284 TL 79 kuruş. Evet arkadaşlar. Evli 4 çocuklu bir insan bu maaşla nasıl geçinsin? Sizce geçinebilir mi arkadaşlar? Videonun altına arkadaşlar yazın. Kim ne maaş aldı birlikte bakalım. Ben bir yandan sizle sohbet ederken videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Hangi kamuda çalışıyorsunuz? Ee, göreviniz ne? Şu an size bugün ne kadar maaş yattı? Ya da yarın bazılarınızda yarın, yarın yatacak arkadaşlar maaş. Bir bugün yatıyor ama bazılarınızda da ayın 15'inde yatıyor. Kime ne maaş yattı? Videonun altındaki yorumlara birlikte bakalım. Bekliyoruz arkadaşlar yorumlarınızı. Kim ne maaş aldı? Bu arkadaşımıza da Allah kolaylık versin. Eğer eşit çalışmıyorsa hakikaten e, zor yani bu maaşla geçinmek arkadaşlar. %20'lik vergi dilimine girmiş. 4 çocuk. Bir de ev kiraysa arkadaşlar. Afyon Karahisar'da kira durumu ne bilmiyorum ama eskaza bir 800 TL desek. Gitti. 2,5 kaldı arkadaşlar. İşte Faturaları desek. Elektrik, su, internet, telefon. Hadi 500 oraya gitti doğalgaz, tüp kaldı. 2000 TL. Nasıl geçinecek bu adam 2000 TL arkadaşlar. Ben şahsi fikrimdir. Katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum ama arkadaşlar. Kamuda çalışan bütün personeli, işçi, memur ayrımı yapılmaksızın en az 1000 TL yani zam yapılması taraftarıyım. Umarım hükümet bu sesi duyar arkadaşlar. Umarız duyar. Kamu işçilerine, memurlara, en az 1000 TL arkadaşlar. Kamuda çalışan bütün personel yani ayrım yapmıyorum. Öğretmeninden, işçisine, memuruna en az o da 1000 TL seyyahının zam yapılması gerektiğini düşünüyorum. Maaşlar gerçekten çok eridi. Gençlik enflasyon ile açıklanan TÜİK enflasyon arasında bence uçurum var. Şahsi fikrimdir. Gerçi zaten anket yapıyorlar arkadaşlar. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını doğru buluyor musunuz diye %80 Kimse doğru bulmuyor arkadaşlar. Yani kimse halkın %80'i tüyün açıkladığı resmi enflasyon oranlarına inanmıyor arkadaşlar. Hani gerçek enflasyon rakamları açıklansa maaşları da gerçek e, maaş zamları gelecek. Yani piyasaya göre, gerçek e, zamlara göre. Ama gerçek enflasyon, mutfak enflasyonun ben %30 civarı olduğunu düşünüyorum şu an arkadaşlar. Ama e, açıklanan rakamlar e, en son kaçtı? %14 müydü? %15 miydi arkadaşlar? Yani arada bir fark var arkadaşlar. O yüzden bu maaşlar eriyor. Hani gerçek enflasyon oranlarına göre maaş zammı yapılsa maaşlar en azından yerini saymaya başlayacak. Ama gerçek açıklanan enflasyon oranlarından e, mutfağa yansıyan enflasyon oranları arasında e, fark olduğu için bu maaşlar her sene erimeye başladı arkadaşlar. Sadece işçiler için konuşmuyorum. Memurlar için de aynı durumda arkadaşlar. Mesela e, kamuda çalışan memurlar için de aynı Son iki senedir yüzde dört, yüzde beş, yüzde yedi maaş zamları vardı. Ama Memurlar açısından, işler açısından gerçekten ma bir maaş zammı alınmıyor arkadaşlar. Nasıl alınmıyor? Atıyorum %7 veriliyor memura mesela örnek vereyim memurdan. %4 artı 3 mesela bu 2021 yılı maaş zamları arkadaşlar e, memurlar için. Ama açıklanan resmi enflasyon oranlarına göre e, e, daha çok çıkıyor ve ekstradan %3, %3,5 falan enflasyon farkı veriliyor memura mesela arkadaşlar. Şu an memur için örnek veriyorum ama velakin Demek ki buradan şu mantık çıkıyor. Mesela işçi de memur da son iki senedir maaş zammı almamış. Kamuda çalışan işçiler için konuşuyorum. Kamuda çalışan memurlar için konuşuyorum. Niye? Atıyorum arkadaşlar enflasyon yüzde %10'dur. Kamu çalışan da siz %20 maaş zammı vermişsinizdir. Otomatikman memurun maaşı ya da işçinin maaşı ya da o kamu çalışanın maaşı %10 artmış olur. Ama siz işçiye, emekliye, memura %4 maaş zammı verirseniz ve enflasyon %10 çıkarsa... Demek ki siz maaş zammı vermemiş oluyorsunuz. Zaten enflasyonun maaş yenilmiş oluyor. Ha üstüne enflasyon farkını kattığınız zaman diyorsunuz ki işte bu sene %10 enflasyon oldu diyelim. Biz işçiye, memura, emekliye %4 verdik. Üstüne de %6 enflasyon farkı verdik. E bu otomatikman şu anlama geliyor arkadaşlar. %10 enflasyon varmış. Siz de çalışana %10 maaş zammı vermişsiniz. Otomatikman maaş zammı almamış oluyor bu kamu çalışanı arkadaşlar. Bunun maaş e, zamları enflasyonun üstünde olmalı ki çalışanlar maaşın üstünde pardon enflasyonun üstünde maaş zammı alsın. Ama siz dediğim gibi tekrardan söyleyip videoyu bitireyim fazla uzatmayayım. Siz o yıl 2021 yılı için konuşalım atıyorum %10 enflasyon varsa siz işçiye, yemekliye, memura %8 maaş zammı vermişseniz otomatikman %2 de enflasyon farkı vermişseniz otomatikman enflasyon resmi enflasyon %10 ise işçi memur emekli de %10 almış oluyor. Yani ekstra bir maaş zammı almamış oluyor. Yani maaşı yerinde saymış oluyor. O yüzden diyorum. Memura, işçiye, emekliye bence şahsi fikrimdir. Katılırsınız, katılmazsınız arkadaşlar. Bu maaş oranlarının artması için en azından 1000 TL seyyanen maaş zammı verilmeli diye düşünüyorum. Çünkü %3'lerle, %5'lerle, %6'larla bu iş olacak gibi değil arkadaşlar. Maaşlar çok çok eridi. Paranın alım gücü kalmadı. Eskiden çok da 2 sene önce hatırlayın arkadaşlar. Bir A101'e bir şoka bir bime girdiğiniz zaman ki bunlar piyasanın en ucuz marketleridir. Girdiğiniz zaman bir 200 liraya en azından 2-3 poşet alıp çıkıyordunuz. Ama şu an o 200 liraya arkadaşlar 2-3 parça bir şey alıp çıkarsınız ve para biter paran alım gücü çok düştü. O yüzden işçi, emekliye, memura 1000 TL yani zam yapılmalıdır diye düşünüyorum. Buradan sendikalara da sesleniyorum. Hükümete de sesleniyorum. Bu çığlığı duyun diyorum. Maaşlar erimeye başladı diyorum. Evet arkadaşlar umarım sohbetimi beğenmişsinizdir. Katılıyorsunuz, katılmazsınız. Katılıyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Maaşlar eridi diye düşünüyorum ben. Durum böyle. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Kim ne maaş aldı? Bekliyorum videonun altına arkadaşlar. Diyorum kalın sağlıcakla arkadaşlar.